Derneği'nin Ergenekon mahallesinde bir temsilciliğe kadar örgütlenmiş olması beni ve bütün yönetimimizi müthiş heyecanlandırıyor. Gelin Cumhuriyet Kadınları Derneği'nde hep birlikte bir şeyler yapalım mahallemize. Cumhuriyet Kadınları Derneği Ankara'nın mahallelerinde temsilcilikler açmaya başladı. Yeni mahalle Şemtepe semti Ergenekon mahallesinde temsilcilik açılışı yapıldı. Mahallenin önder kadınlarından Zekiye Ülker temsilciliğin başkanı oldu. Ülker, uyuşturucu ve LGBT'ye karşı mahallenin çocuklarını korumakta, annelere yardımcı olmakta kararlı. Evlerde oturmak yok hanımlar artık. Siyasete de gireceğiz, dernek çalışmaları da yapacağız hep birlikte. Özellikle de çocuklarımız için. Şu LGBT ve uyuşturucu hakkında burada seminerler düzenleyip çocuklarımıza burslar vererek, eğitim vererek en güzel yerlere getirelim çocuklarımızı. Artık bizim mahallemizin de çocuklarımızın kimisi avukat olsun, kimi savcı olsun, hakim olsun, asker olsun. Ergenekon Mahallesi Tepekule tesislerinde yapılan açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başladı. Cumhuriyet Kadınları Derneği Ergenekon Mahalle Temsilcisi Zekiye Ülker, LGBT ve uyuşturucuya karşı mahallede çalışmalar yapacaklarını anlattı. Burada biz önceliğimiz çocuklara seminer vermek, yani etüt düzenleyerek. Çocuklara etüt, yani ihtiyacı olan çocuklarımız çok, aileler çok, dershaneye gidemiyor çocuklarımız. Biz onlara burada önce etütle başlayacağız, sonra çocuklarımız bu LGBT ile ilgili, uyuşturucu ile ilgili seminerler verilmesini istiyoruz. En başta şeyimiz bu. Sonra annelere, annelerin ekonomiye katılmasını istiyoruz, yani katkıda bulunmalarını üreterek daha çok, yani. Annelerin ergen çocuklarla iletişimi üzerinde seminerler düzensin, sağlık konusunda, hukuksal konuda seminerlerimiz olacak. Genel Başkanı Profesör Doktor Tülün Oygür de Atatürk ışığında çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Bizimki gibi Türk Milli Kadın Hareketi'nde söz sahibi olan, öncü olan bir derneğin mahallelere kadar, yani en uç noktalara kadar örgütleniyor olmasının, şuna inanın, Türkiye'nin geleceği açısından dahi önemi son derece büyüktür. Kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız Atatürk'ün ışığıyla, omuzlarında, yüzlerinde Atatürk'ün ışığı ve devrimleriyle kendilerine ulaşan insanlara çok değer veriyorlar. Mahalle sakinlerinden Kübra Bulut, temsilcilikte matematik ve İngilizce dersleri gönüllü ve ücretsiz verileceğini söyledi. Çocuklarımızın hani bir dijital bağımlısı olmasını istemiyoruz anne olarak. Burada matematik dersleri, İngilizce dersleri, fizik dersleri verilecek. Aramızda arkadaşlarımız var o şekilde. Ücretsiz ve gönüllü verilecek. Açılışa Güçlü Toplum, Güçlü Aile Derneği Başkanı Hanım Çınar, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkezi yöneticileri, şube başkanları, Vatan Partisi Yeni Mahalle İlçe Başkanı Savaş Oruç, Şentepe Gönülleri Derneği yöneticileri ve çok sayıda mahalleli katıldı. Kurdele kesiminin ardından 17 mahalleli Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne üye oldu.